gece gündüz devam etti. 3 günün sonunda kontrol altına alınabildi. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeli haberi verdi. Şu saat itibariyle de memnuniyetle söyleyebilirim. Her şey kontrol altında. Ateşin etrafı tamamen çevrilmiş. Yer yer ufak tüterler olacaktır. Söndürme faaliyetleri gün içerisinde mutlaka devam edecektir. Gün içerisinde ufak tefek parlamalar mutlaka olacaktır. Ama büyük bir alan, önemli olan bu büyük alanın içerisinde ateşi hapsetmekti. İnşallah tabii ki soğutma faaliyetleri devam edecek. Soğutmadan sonra da tabii ki orman teşkilatının işi bitmiyor. Burada temizlik faaliyetleri ve sonbaharda da hemen hızlı bir şekilde yöreyi, bölgeyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız. Bakan Pakdemirli, 900'ün üzerinde hanenin tedbir amaçlı boşaltıldığını belirtti. Şükür bu olayda can kaybımız yok. Rabbime şükrediyorum. Evlerin çoğunda da zarar yok ama zarar tespitlerine de başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da hasar tespitlerine başlamış durumdayız. Cumhurbaşkanımız da hasarlar konusunda her türlü yardımcı olunması talimatını bize verdi. Hem AFAD, hem Sosyal Yardımlaşma Fonu, hem de Orköy, yani bizim Orman Teşkilatı'nın kaynağı vasıtasıyla da vatandaşlarımızın yaralarını bir nevi bir miktar olsa da hafifletmek konusunda çaba gösteriyor olacağız. Yangın sonrası ortaya çıkan görüntülerse yürekleri burktu. Yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alan kül yığınına dönerken birçok hayvan telef oldu. Büyük yangından mezarlıklar da etkilendi. Mezar taşlarının çoğu simsiyah oldu. Toprakların üstü külle kaplandı.